Sinema tarihinde ilk görsel efekt kullanımı, yani dijitalleştirilmiş görüntü kullanımı, Mars'tan gelen ilk fotoğraflardan ilhamla Westworld filminde olduğunu biliyor muydunuz? Hayır hayır, o Westworld değil. Bu Westworld. ...1973 yapımı Michael Crichton'ın yazıp yönettiği ki kendisi daha sonra Jurassic Park'ın yazarı olarak ün salacaktı. Orijinal Westworld'da başrolde bir robotumuz var ve bu robot film boyunca diğer başrolü avlamak için dolaşıyor. İşte burada bu robotun gözünden olan bakış açısını yansıtmak isteyen Crichton bunu nasıl yapacağı konusunda düşünürken 1964 yılında fırlatılan ve 1965 yılında dünya dışı bir gezegenin ilk fotoğrafını dünyaya gönderdi. Görevin adı neydi? Ben uzayı çok severim. Evde 4 tane Lego'm var. Mars'ın yörüngesinden yanından geçen Mariner görevlerinden gelen fotoğraflarla yes, söyledik. İlham aldı. Vuh! Bu görsellerin hem göründükleri şekil biraz hafif piksel oluşları, kare kare oluşları hem de yapılış yöntemi Crichton için ilham kaynağı oldu ve filminde bu efektleri gerçekleştirmek için harekete geçti. Peki filmde bu efektler nasıl yapıldı? Şimdi onu konuşalım ama konuşmadan önce 10.000 abone yolculuğumuz devam ediyor. Yardımınıza ihtiyacımız var. Takip edenler ne yapıyor? Tekrar takip edenler paylaşıyor, like'lıyor, arkadaşlarına övüyor falan onları yapıyor. Takip etmeyenler de takip ediyorlar ama onlar da tabii ki paylaşmayı, like'lamayı yapsınlar. Yaptığımız içerikler hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız lütfen bize destek olun. Olsunlar değil mi kamera arkası? Evet. Bu hafta da bizi Mertler takip etsin. Çünkü bana yeni bir video fikri verdi Mert. Ama takipçim hiç emin değilim. Başka bir gezegenin yani Mars'ın çekilen ilk fotoğrafları ve onların görüntülenme şekli Crichton'ın istediklerine o kadar yakındı ki ilk olarak bu efektler gerçekleştirmesi için NASA'ya gitti. Ancak tabii NASA bu işi eğlence sektörü için değil de ciddi bilimsel araştırmalar için yaptığından dolayı yöntem hem çok uzun sürüyordu 9 ay kadar. Üstelik de 1.2 milyon dolarlık film bütçesinden 200 bin dolarını da bu efektlere ayırması gerektiğini söylediler. Bunlar tabii ki Crichton'a uygun gelmediği için filmin görsel efekt direktörü John Whitney'e buna benzer bir etkiyi çok daha ucuz ve çok daha hızlı bir şekilde yapabilecek bir yöntem bulmasını istedi. Peki NASA'nın yöntemi çekilen her bir kare binary kodlara yani sayısal kodlara dönüştürülerek dünyaya bir görüntü değil sayısal diziler gönderiliyordu. Ve bu sayısal diziler aslında bir boyama kitabı gibi her bir sayı dizisi bir rengi temsil edecek şekildeydi. Daha sonra gelen bu sayı dizileri bilgisayar tarafından görüntüye dönüştürülüyordu. NASA mühendisleri o kadar heyecanlıydı ki bu gelen sayı dizilerini bilgisayarın boyamasını bekleyemeden kendileri duvara asıp bu görüntüleri boyamaya başlamışlardı. Ve daha sonra bilgisayar görüntüleri de geldiğinde aslında ne kadar yakın boyadıklarını da görebiliyoruz. Size buralara bir yere koyacağım. Göreceksiniz onları can canlı şekilde. Ancak dediğimiz gibi bu yöntem bir film için çok pahalı ve çok uzun sürecekti. Dolayısıyla John Whitney daha hızlı bir teknik bulmak zorundaydı. İşte ilk görsel efektlerde bir filmde burada devreye giriyor. John Whitney öncelikle çekilen filmin her bir karesini dijitalleştirerek bilgisayara aktardı ve her bir kareyi ekibiyle birlikte tabii 3600 adet kareye dönüştürdü ve bu karelere o karenin çok kare oldu, ortalama renk değerini verdi. Yani aslında bir yerde çekilen karenin kalitesini düşürdü. Bu böyle tabii anlattığımda şu an çok kolay gelebilir ama o dönemde bile tek bir karenin işlenmesi 8 saat sürüyordu. Dolayısıyla yine bu efektler 2 aydan uzun süre sürdü. Yaklaşık 2 dakikalık görüntünün tamamlanması. Yöntemin ne olduğunu, daha derinini öğrenmek isteyenler için alt tarafa John Whitney ile ve Crichton'la o dönem yapılan röportajların bağlantılarını bırakıyorum. Oradan daha da detaylı hallerini öğrenebilirler. Hiçbir masraftan, zaman israfından, hiçbir şeyden kaçınmadık ve şimdi aynı yöntemi ben de uygulayarak size filmdeki görselleri birazcık yansıtacağım. Bakalım bu efekti günümüzde yapmak bizi ne kadar zorlayacak. Şuradan itibaren girse... Oldu. Westworld. Her ne kadar Crichton filmden sonra bize ilham olunduğu gibi umarız biz de diğer insanlara ilham olabilmişizdir dese de görsel efekt devriminin patlamasına henüz birkaç yıl daha vardı. 76 yılında Westworld filminin devamı Future World'u da yine aynı ekiple çekti Crichton. Bu filmde de
bir filmde kullanılan ilk 3 boyutlu modelleri gördük ve hatta filmin bir sahnesinde bir ekranda bir el modeli gözüküyordu. Bu el modelini tasarlayan o dönemde genç ve yeni stajyer veya yeni girmiş birisi olan Ed Catmull'du. Bilmeyenleriniz için Ed Catmull da Pixar adlı küçücük şirketin kurucu ortaklarından birisiydi. Ama görsel efekt devriminin başlaması için 77 yılında adı Star Wars olan yine küçücük bir işin ortaya çıkması gerekiyordu. Umarım bana çok ilham veren ve beni bir yandan da çok eğlendiren bu hikaye size de ilgi çekici gelmiştir. Bunun gibi hikayeleri daha çok merak ediyorsanız öncelikle bildiğiniz hikayeler varsa paylaşın. Ben de derinlemesine araştırıp onları yapayım. Like'lar, paylaşımlar, yorumlar, özellikle yorumlar. Niye yorum yazmıyorsunuz oğlum? Maya devam edin lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Paylaşmayı, like'lamayı vesaireleri de unutmayın. Güle güle. Bye.